olmaması, bu tabii önemli bir konu. Çünkü hani evrime inananlar mutlak olarak ateist olmak zorunda gibi de yanlış bir imaj var. Bunu da düzeltmekte fayda var. Yok, bir evrimsel düşünen ama kişisel olarak Tanrı inancı çok güçlü bilim insanları var. Bu hatta yani evrim teorisinin kurucular içinde var. Mesela bugün evrim teorisi denen şey, benim doktora tezimde evrim teorisi bu arada. Bilim ve yani felsefe ve dinle ilişkisi doktora konumdu. Mesela bugün evrim denince anlaşılan neo-darvinizmdir. Yani modern genetikle birleştirmiş darvinizm. Yani bunun birkaç kurucusundan bir tanesi Theodosios Dobzhansky. O kendisi ben hem yaratılışçıyım diyor, Tanrı'nın yarattığına inanıyorum, hem evrim sürecine inanıyorum diyor. Mesela Francis Collins işte Human Genome Project'in başında, insan genom projesinin başındaydı uzun yıllar. O da böyle ifade ediyor. Yani evrime inananlar ateist olmak zorunda değil. Ben olayı şöyle benzetiyorum. Allah'ın yaratışını ya da bir sanatçının yaratışına benzetebiliriz. Yani teşbihte hata olmaz derler. Bir sanatçı gibi Allah da benim gördüğüm kadarıyla en kestirme yolu kullanır. Yani şu tabloda eğer ki en kestirme şekilde bir nokta şu şekilde konacaksa şuradan dolandırıp da koymaz. Eğer ki bu evrende de benim düşündüğüm canlıların ortaya çıkması için en kestirme yolu evrimse, evrim kullanılmıştır. Diğer bir taraftan yine Allah başka açıdan da bir sanatçıya benzetebiliriz. Eğer bir sanatçı elinde imkan varsa hiçbir masraftan kaçınmaz. Elindeki her şeyi, ham maddeyi iyi bir sanat ortaya çıkarmak için de öder. Ha, bu da diyorum ki işte evrende yüz milyarlarca galaksinin yüz binlerce canlı türü olmasının nedeni de budur. Çünkü Allah'ın kaynakları sınırsız. Allah en kestirme yolu kullanır ama muhteşem bir şey ortaya çıkarmak için dinozorlarda, tek hücrelilerde, denizin altında yüz binlerce canlılarda, yüz binlerce belki kuş türü de, bunların hepsini de Allah yaratır. Niye? Çünkü onun için bir kaynak kısıtlığı yok. Zaman kısıtlığı yok. Çünkü Allah zamana tabi değil. Bir enerji sınırlaması yok. O yüzden bir sanatçı gibi muhteşem eseri için hiçbir masraftan kaçılmaz. O yüzdendir ki bu kadar çeşit, bu kadar tür vardır. Ve yaratılışta da en kestirme yolu seçtiği için kısmen evrimi de o kestirme yolu olarak arada kullanmasında bu yüzden hiçbir sorun yoktur. Bu ikisini burada uzlaştırdığımız zaman bence oldukça bir tablo karşımıza çıkar. Yani evreni anlamamız için. Okan Bey, o